K-pop fanları. İzleyelim ya. Bak işte bu yüzden yani çok fazla K-pop'a bulaşmak istemiyorum. Çünkü böyle tatlış insanlar dinliyor bak. Büyük bir çoğunlukla. Baksana tipe. Aynen. Ay sen Jungkook mu dinliyorsun? Jungkook 30 yaşında biliyorsun değil mi? Jungkook mu dinliyorsun? Minnoş Minnoş mu? Adam benden daha büyük. Benden 6 yaş büyük o çocuk. Herhalde Jungkook öyleydi, tamam bilmiyorum. Öyle yaşlı değil zaten. hatırlıyorum. Armileri seviyor. Ay sen Minnoş. Kim Seokjin, Minhyun ki, Jahoseok, Park Jimin, Kim Jae-hyun, Ponçikler ya. Ben yorum yapamıyorum J-Hope, abi. Cookie, Cookie, Suga, Suga, Jimin, Jimin, Jin, Jin, Taeyong. Taeyong. Ben mümkünüm ya. Abi ne Yapamıyorum yaptın? yani. Jungkook 23 yaşında. Vallahi benden şey diye biliyorum ya. Oradakilerin büyük bir çoğunluğu 20 yaşın üzerinde diye biliyorum. 23, 23 de az değil bu arada. Değil bu arada, aynen öyle. Abla bunu çocuğuna yapma ya. Ya çocuğun diye tahmin ediyorum ama. Bir de hepsini tam Abla senin dudağından öpmen. yapımın değişik. Aynen şu an bütün K-pop hayran, pardon. K-pop yapanlar gelip sana evlenme teklif edecekler. Ne diyeyim başka? Kapatacağım. Kapatacağım. Evet, ablasıymış, evet. Umarım çocuk ablasına benzemez. İnşallah. J-Hope, J-Hope, Cookie, Cookie, Suga, Suga, Jimin, Jimin, Jin, Jin, Taeyong. Taeyong. Arkadaşlar bu muhabbet ne ya? Bu isimlerin sayıldıktan sonra yapılan hareketler vesaire ben anlamadım tam olarak. Siz biliyorsunuzdur belki. Kanka hiç bilmiyorum ama büyük ihtimal sahneye çıkış hareketlerinin kopyasıdır. Arkadaki ses de taklit eden ufak bir çocuğun sesi olabilir. Yani Sahneye şey çıkarken böyle yok. hareketler mi yapıyorlar? Ne bileyim abi, hayatımda dinlemedim ki. Ha. Sizi daha küçük hiçbir şey beceremez dediğiniz Jungkook'u çok seviyorum. Onların hareketleriymiş bak, aynen. Abi üyeleri ifade eden hareketleri yapmaya çalışıyorlar. E yapmasınlar. Üyeler yapsa daha güzel olmaz mı? Havalı. Allah'ım. Geçerli. 3 kız kardeşi olan bir insan olarak söylüyorum. Ortanca kız kardeşim Serap dışında kimse böyle bir ergenlik yaşamadığı için çok mutluyum. Benim ortanca kız kardeşim Serap Justin Bieber hayranıydı. Öyle böyle değil. Bayağı hayrandı kanka. İsa'yı ben Valla 7 tane ama dondurma göndermiş. Evet. Kanka ama bak Justin'in fanları bu kadar değildi ya. Vallahi bu evet kadar abi, değildi. gene bir şey vardı ya. Yine bir Justin Yani. bir tarzı, ya bunların da tarzı var mesela K-pop'ta, özellikle K-hip-hop'ta kanka. Ben bununla alakalı video da yapmıştım. Gerçekten çok iyi şarkıları var ve çok başarılılar, Var. ayrı bir konu. Ama mesela Justin'in fanları bu kadar değildi kanka. Justin başkaydı ama %90 civarı mıydı ya? Çok büyük bir kitlesi Evet. Kanka bunların da çok büyük kitlesi var. Hatta şöyle söyleyeyim, bunların kitlesi şu anda Justin'in eski popüler olan halinden daha fazla kitleye sahip olabilirler. Çok var kanka. vardı. Sen manyak mısın oğlum? Sen K-pop fanlarının ne kadar fazla olduğunu biliyor musun şu anda dünyada? Dünyada. Yok, bilmiyorum abi. Kanka Bilmiyorum. bilmen lazım. Çok 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 fazla. Çok fazla. Belki de biz büyüdük artık ya. Bu kadar tatlı bunun için oluyoruz. Eşek kadar olduk.
Evlensek 5 çocuğumuz olmuştu. Bir zahmet. İyi ki varsın, iyi ki doğdum Aydan. Doğum günün kutlu olsun. Aydansın. Aydan. Yeni doğum günün kutlu olsun. Doğum günün şaka kutlu olsun ya. Abdülrezzak. Abdülrezzak. Bilmancım, gizemcim, mingüngi, sen oza, bacının. Bunlarla böyle oturup acaba sohbet edilebilir mi ya? Gerçekten merak ediyorum. Yaşı küçük olan kardeşlerden ben bahsetmiyorum bu arada. Ya yaşı küçük olanlardan bahsetmiyorum. Yaşı küçük kanka, senin 25, 24-25 yaşında insanlarız. Yani ne sohbet edebiliriz ki? Ama yaşı büyük olanlar da var mesela, bu hareketleri yapanlar. Acaba oturup onlarla gerçekten bir şey konuşabilir misin? Merak ediyorum hani zeka seviyelerini. Vallahi merak ediyorum, bak şaka yapmıyorum. İsay ben bir tane elmas göndermiş. YTD kurma muhabbetini. Kanka görmedim yazdığını, kusura bakma ya. Söyle kanka, sözünü kestim. Ben bir tanesine denk geldim kanka. O kadar anlaşılmaz bir dilleri var ki. Yani kendi arasında... Anlaşılmaz bir dilleri ne ya? Vallahi farklı bir dil abi o yani. Ben şey yapmıyorum. Tamam. Anlamıyorum açıkçası. Ay ay. Ne abi benim bağışım? Kanka baktım ya senin bağışına. Nasıl bakmadım? Baktım ya. Kendi YouTube kanalını göndermişsin. Rap müzik yapıyormuşsun. İnceler misin? Şarkılarıma bakar mısın dedim. Ben de daha sonra bakacağım dedim. Baktım kanka. How much is this? Hayır, bir şey de diyemiyorum. Büyük bir çoğunluğu çok küçük, çok hani çok küçük oldukları için çok tatlılar böyle. Yani şeker çocuklar oldukları için eleştirmek de istemiyorum ya. Düzelirler kanka, 4-5 seneye düzelirler ya. Yani inşallah. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Orada ya. Biz burada. Ya kanka işte anlamadım mı oğlum? Gözlüklü böyle anladım, hani maalesef anladım. Gözlüklü inek hali etkilenmiyor. Daha sonra böyle seksi pozlar verince ağzının suyu akıyor. Ya. Ya bir tane daha izleyelim bundan. Dur. Bir tane daha izleyelim. Nay. Şunu izleyelim dur. Bu arada İsay Ven aylık olarak abone olmuş kardeşim. Çok çok teşekkürler desteğin için. Kanki. Bal. Bir alkış alabilir miyiz İsay Ven'e? Herkese merhaba. Tamam hadi buraları geçelim. Bu bildiğin Koreli bu arada. Türk değildir herhalde. O sondaki hareketi yapmayaydın, gayet güzel bir videoydu bu arada. Şunu yapmasa güzel hareketti, güzel videoydu bu arada. Senin fırçaladığında ben beni vurdum. Ya bir insan neden bunu yapar Allah'ım, deliriyorum ya. Ben gerçek sandım bu arada. Bir dakika. Sizin kız dediğiniz parçamını çok seviyorum. Kimse kız demiyor ya. Diyorlar mıdır ya da? Diyorlardır da yani. Diyorlardır. Ya muhtemelen yaşın bu kadar küçük olduğu için zaten seviyorsun. Hani büyük ihtimalle tabii ki. Yoksa yaşı büyük olup da gayet de K-pop'taki erkekleri çok yakışıklı, çok erkeksi bulanlar mutlaka vardır ama muhtemelen yaşın bu olduğu için zaten sana çok çekici geliyorlar.
Şimdi bunu derinlemesine biyolojik olarak anlatırdım ama şu anda yayınımız cringe yayını ve gülmeli eğlenmeli bir yayın olduğu için şey yapmak istemiyorum böyle hani biyoloji şu biyoloji bu falan demek istemiyorum. Jungkook beni bir kere öpsen. Çok iyi. Aga be. Dönüşüm videosu falan mı ya? Çünkü saçları elektrik çarpmış gibi. Nereden bildim ama? Hadi bakalım. Çözdüm oğlum bu TikTok videolarını. Hepsini çözdüm. Bayağı değiştim bu arada kardeşim. Bayağı değiştim. Bu kim ya? Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu deminki saçları elektriklenen kız mı? İkizi herhalde abi. O değildi. O değildir herhalde ya. Evet evet. Ay maşallah. Acun'un videosunu koymuşlar. Acun'un doğru. Evet. Thompson Walker bir kanaldaki bir kullanıcıya birayelik abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler Thompson desteğin için. Çok çok sağ ol. Sizin kız dediğiniz parçamını çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Vallaha bak. Aga be. Yavrum sen git bir sütünü iç. Bu da Koreli. Ne oluyor lan? Korktum ha. Berber benim saçımı keserken kestikten sonra yıkıyor ya. O da aynen kafamın orasından tutup o yıkama şeyine koyuyor ya. Aynen bak şunu yapıyor. Aynen bana da böyle yapıyor. Eğil lan kafanı falan. Ablacım sizde saç dökülmesi ırsi bu arada onu söyleyeyim. Saçların dökülecek belli. Oo, geçmiş evet. Olsun. Yabancılarınki çok cringe değil ya kanka. Gerçek Korelilerinki. Bizimkiler mi bize çok cringe görünüyor acaba? Abartıyoruz bir de biraz. Biz biraz abartıyoruz değil mi? Evet evet. Türkiye'deki K-pop fanlarına sesleniyorum. Abartmayın. Bak yabancılar ne kadar güzel K-pop videoları çekiyorlar. Onları ki çok cringe durmuyor. Abi. Şu şarkıyı araya koyuyorlar var ya. Şu arkadaş benim gömleğimi çalmış bu arada. Bu benim gömleğim kanka. Kardeşim aa, gömleğimi geri verir misin? Ha? Giyiyor musun öyle? Gömlek? Kanka benim bütün gömlekler Hawaii ya. Ben seviyorum. Vay eski böyle vintage be. Giyinmeyi seviyorum kardeşim. Ne diyorsun ablacığım sen? Müslüm Army dersem linç yer miyim? Yemezsin ya. Bence de yemem. O kadar da şey değil yani. Hani ofansif bir espri değil. Çok da ufak bir kara mizah ama kötü de değil yani. Çünkü onu der demez onu güle diyesim geldi çünkü. Sizin uykusu sesiniz şu boyu. Çok seviyorum. Aga be. 15 yaşında İmam Hatip'e gitmiyorsa hiçbir şey bilmiyorum bu arada. İmam Hatip kız mesleğe gidiyor.
Oğlum ya. Ben evet, yarısını boyadım mı? Çok seviyorum. Ya salak. Ben de çok seviyorum. Ben aşığım. Aa! Yeter be! Ne aptal. Akıyor bu arada abi. Blackpink çöp değildir bu arada. Kim demişse Allah belasını vermesin. Blackpink net çöp değildir. Blackpink çok iyi kanka. Ben Blackpink hayranıyım bu arada. Hadi bakalım. Bu videolardan sonra acaba K-pop'taki üyeler mesela Jungkook ismini falan değiştirir mi ya? Hiç sanmam. Değiştirir bence kanka ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu gruplara hayran olan erkekler yok mu ya mesela Blackpink'e? Hani Blackpink var, biraz daha kadın ağırlıklı ya. İşte erkekler kadınların hoşuna gidiyor, kadınlar erkeklerin vesaire gibi gibi. Hiç görmedik böyle K-pop cringe erkek videosu. Vardır, ben Blackpink hayranıyım arkadaşlar. Benim sırtımda Blackpink yazıyor. O kadar değil de. Cringe hareketlerin hepsi kendi küçük kız kardeşlerimizden çıkıyor herhalde. Ya sen ne yapıyorsun abla, yürü git ya. Bunu daha dayanamayacağım, kusura bakma. Bir şey söyleyeceğim, bu bir akım mı? Bu bir akım herhalde. Sizin kız dediğiniz işte Jungkook'u ben çok seviyorum gibi gibi. Bu bir akım herhalde çünkü onlarca insan yapmış ve bunu paylaşmışlar sosyal medyada. Bir ordu kurmuşlar. Elektrikli abla yine çıktı ya. Kardeş. Ben yorum yapamıyorum bunlara ya. Ben psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum kanka. Sizin kız dediğiniz parçamını çok seviyorum. Ya tamam, bu gerçekten bu bir şey herhalde ya. Bakın. Bence dur, müziği boşuna verme. Çünkü hiçbir zaman beni fark etmeyecek. Özgür bir Jungkook değilim ama. Özgür Can Jungkook'un kızıyım. Aha! Cellat! Cellat! Cellat'ın şeyi. Cellat geldi aklıma, evet. Cellat baba. Ya kardeşim, sizin kendi babanız yok mu? Neden el alemin kızı oluyorsunuz? Ben anlamıyorum ya. Acaba bir insan babasını da böyle sevmez bu arada, onu söyleyeyim. Kimse babasını böyle sevmez. Doğru. Bunlar aşk yaşıyorlar. Tövbe tövbe. Kötü kötü şeyler geliyor aklıma, anasını satayım. Özgür bir deniz kızı değilim ama özgür deniz cehennemiyim. Queen efsane ya. Buna daha fazla dayanamayıp değiştirelim mi arkadaşlar? Değiştirelim ya. Yeter, tamam, yeterince kadar, yeteri kadar Army'leri izledik bence, çok bile.